Merhaba arkadaşlar. İnanılmaz sıcak bir İstanbul gününden şöyle balkondan kısacık bir video paylaşmak istiyorum sizlerle. Dediğim gibi çok uzun tutamayacağım, videoyu durulmuyor balkonda. Öyle bir sıcak. Böyle saunada gibiyim şu anda. Zaten havadan da anlarsınız, karşıtların buharını görebiliyorsunuzdur, mutlaka yansıyordur diye düşünüyorum. Böyle puslu, buharlı bir hava. Şu pusa bakar mısınız? Yani resmen bir su buharının içerisindeyiz yani. Balık gibi olduk. Yüzgeçlerimiz çıkacak, solungaçlarımız çıkacak yakında. Öyle böyle bir su buharı, inanılmaz bir nem, felaket bir sıcak. Tabii yapacak bir şey yok. Yani atlatmaya çalışıyoruz. Çiçekler birazcık hırpalanmadı desem yalan olur. Hepimiz hırpalandık. Ama ben şimdi sizlere şu güzel, bana da sürpriz yapmış leş kaktüsümü bir göstermek istiyorum. Bakar mısınız? O teneke konserve kutusunun içerisinde 1,5 yıldır bende. Böyle küçük tek bir daldı, bir sürü yavruladı. Geçen yıl bir çiçeklenecek gibi oldu ama çiçeklenemedi. Sonbahara doğruydu çiçeklenmesi o zaman. Şimdi ilk defa ben de çiçeğini akşam sulamak için bir kontrol edeyim diye baktım, gördüm. Onu şimdi raftan bir alayım. Şöyle tesbihler de ne kadar güzel uzadı içlerinde. Şöyle hemen bir beyaz duvarda tutayım onu ki bir yansıma yapıyor mu? Ben de anlayamadım. Bir saniye. Şöyle camın mermerine koyacağım. Şöyle bakar mısınız ne kadar güzel. Böyle koyu bir bordo ama minnacık, böyle ufacık bir şey. Fakat çok güzel. Çok çıntırık. Resmen bir oya gibi arkadaşlar. Çok güzel bir leş kaktüs türüymüş çiçeği. Aslında klasik sayılacak bir tür. Ama ben çok beğendim. Çok güzel. Etrafında görüyorum birçok daha şeyi var. Tomurcuğu var. Onlar da herhalde yakın bir zamanda açar. Bu leş kaktüsler arkadaşlar önce bir tomurcuklanıyor ama çok uzun sürüyor çiçeklenmesi. Böyle 1 ay, 1,5 ay sürebiliyor. Aynı işte kaktüsler gibi. Biraz uzun bir zaman geçiyor çiçeklenebilmesi için. Leş kaktüsü o klasik hani damat bohçası, polis rozeti olarak bildiğimiz, onu da gösteririm biraz sonra. Ondan da var bende. Onun böyle leopar gibi oluyor yıldız yıldız çiçekleri. Onların mesela kokusu hakikaten leş gibi. Hani leş kaktüs denmesinin sebebi o. Bunun kokusu yok arkadaşlar. İnanın hiç kokusu yok. Kokusuz ama görüntüsü o kadar güzel, o kadar hoş ki, böyle oya gibi çok tatlı. Koyu da bir bordo. Şöyle tek bir daldı. İnanın. Bakın bir sürü de yavruladı ama 1,5 yıl sürdü. Birazcık böyle daha ağır büyüyor diğerlerine göre. Hani yarı özel, yarı klasik gibi bir tür bu. Leş kaktüsü Hernia ailesinden diye biliyorum. Çünkü bunların da kendi içlerinde arkadaşlar o kadar çok türleri var ki, leş kaktüslerinin de pek çok türü var. Ben de işte böyle gördükçe toplamaya çalışıyorum, edinmeye çalışıyorum diyeyim. Şöyle birazcık ışığı, parlaklığını arttırıyorum ki iyice görünebilsin çiçeğim diye. Böyle tesbihin de ne kadar güzel olmuş. Ben genellikle tesbih, sukulent saksılarıma genellikle iliştiririm, ekerim veya yakut kolyesi. Hani olur ya, fazla su olur, suyu fazla kaçırırsam o onu tölere etsin, dengelesin diye. Bakın hemen şurada da bir tane daha tomurcuğu var. Çok tatlı ya, çok güzelmiş. Çok beğendim bunu. Bir tane daha var, onu da göstereyim sizlere. O da yeni yeni dallar çıkartıyor. Şurada gördüğünüz gibi şöyle. Bunun çiçeği de o klasik hani bildiğimiz deniz yıldızı gibi kocaman, böyle büyük açan, tüylü tüylü gibi olan yıldız yıldız. Bu da ondan bordo rengi açıyor. Onun da çiçeği klasik bir türdür ama güzel görüntüsü olan bir tür. Onu da beğeniyorum. O da inşallah bu sene açar. Bakalım. Bir de sizlere ne göstereceğim? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu da bayağı artık tamamen çiçeklerini verdi. Çok beğendiğim, çok sevdiğim bir Crassula türü. Crassula excelis diye biliyorum ismini, Latince ismini. Çok çok kolay, rahat büyüyen bir tür. Yayılıcı bir tür. Böyle yayılan cinslerden. Bu kadar büyüyor, boyu bu kadar. Hani öyle sarkan bir tür değil ama yayılan bir tür. Bunun beyazı da vardı. Ben de beyazını bir şekilde kaybetmişim. Beyazı yok, bu pembe olanı kaldı. Beyaz da çok güzel görünüyor. Bunu da sizlerden bir paylaşayım. Bu tür arkadaşlar sıcağı çok seviyor. Güneşi çok seviyor. Güneşi, sıcağı alırsa böyle şahane açıyor. Eğer böyle çok gölgede bakarsanız
araları çok uzar. Bu yaprak araları çok uzuyor. Çiçeklenmesi zor olur. Onu söyleyeyim. Görüntüsü de hoş olmuyor zaten o şekilde. Böyle güzel kaktüs sukulent toprağı. Ben kendim hazırlıyorum toprak karışımlarımı. Önemli olan yumuşak, geçirgen bir toprak olması. Suyu verdiğimiz zaman saksının deliklerinden hemen tahliye olup gitsin. Yani çamurlaşmasın. Hemen de kuruması kolay olsun. Yani öyle bir toprak olursa, yumuşak, geçirgen dediğimiz toprak, o zaman böyle güzel güzel çiçeklenir. Ama en önemlisi topraktan sonra da güneş arkadaşlar. Yani bol güneş ışığı. Güneşini bol alması gerekiyor ki böyle tatlı tatlı bize çiçeklerini versin. Ve çok uzun süre kalıyor çiçekleri. Öyle hani bir hafta falan değil. Bir ay kadar bir çiçekli kalır bu. Epey bir zaman çiçekli kalıyor. Çiçeği böyle uzun. Bakar mısınız böyle resmen sanki yapma çiçekler gibi. Şöyle alayım daha da beyaz duvarda yansısın ki anlayabilelim diye. Şöyle. Çok zevkli, çok güzel bir tür. Görürseniz es geçmeyin bu güzelliği. Bir krasula türü. Excelis diye geçer ismi. Bir de tabii bunun beyaz rengi de var. Ben bulursam ondan bir daha alacağım. Diğerini kaybettim çünkü. Şimdi bir de diğer leş kaktüsümün olduğu tarafa doğru da bir gidelim. Sıcaktan inanın nefes nefese kalıyorum arkadaşlar. Yani konuşurken epeyce bir zorlanıyorum diyeyim sizlere. Şimdi diğer taraftaki ben leş kaktüsümü de sizlere göstereceğim. Onu klimanın altına böyle koymuştum, asmıştım. Epeyce de güzel form aldı, doldurdu saksısını. Şimdi bir de o tarafa doğru da şöyle bir yavaştan gidelim. Şöyle bunlar da cam önündeki güzellikler. Şu kiraz begonyamın da güzelliği ya. Muhteşem açtı, muhteşem. Maşallahınızı alırız arkadaşlar. Çünkü bu böyle şöyle ufacıktı, küçücüktü ve çok hasar görmüştü yaprakları. Onu böyle bu kadar güzel büyütebildim. Böyle güzel güzel çiçeğini de gördüm. Çok da tatlı güzel bir çiçeği var. Şöyle şimdi hemen şöyle yan tarafa gidelim. Balkon yanıyor. Taşlardan şu anda alev fışkırıyor. Öyle böyle sıcak değil. Evet. İşte bu da bildiğimiz o en klasik polis rozeti dediğimiz leş kaktüs türü arkadaşlar. Stepelia ailesinden bu da. Böyle leoparlı oluyor onun çiçekleri. Daha büyük büyük. Yani şöyle şöyle var. Büyük büyük böyle. Damat bohçası da deniliyor buna halk arasında. Polis rozeti deniliyor. Leopar kaktüs deniyor. İşte leş kaktüsün halk arasındaki diğer isimleri. Bu bildiğimiz en klasik olan leş kaktüsü. Bunu taşa at, tarlaya at, bırak kendi haline orman gibi olur. Öyle büyür yani bu. Ama bakınız böyle bu kadar da güzel tatlı bir görüntüsü oldu. Birazcık bu böyle sarkan bir türü. Bunun daha böyle bodur boylu olanları da var. Ondan da böyle bir tane buldum, aldım ben. O da böyle bir hani olsa mı olmasa mı arasında pek bir tutunamadı bir türlü ama bakalım onu da bekliyoruz inşallah köklenir tutunur diye. Bir 5 santimde küçük saksı da almıştım. Bunun aynı türü diye tahmin ediyorum ben. Ama bodur cinsi. Bu böyle uzayan sarkan cinsi arkadaşlar. Onu böyle yazın bu klimanın altına aldım ki burası birazcık daha hani gölge daha rahat serpilsin, uzasın diye. Yaz geçince sonbahara doğru da Ağustos sonu gibi arkadaşlar hemen şu tarafa onlardan bir tanesini alıyorum. Yer değişikliği yapıyorum yani oraya koyuyorum çünkü orası sonbaharda güneşi net direkt alıyor böyle balkonun tamamen içine kadar böyle geliyor. Bu kısım biraz daha böyle akşam üzeri alıyor güneşi. Çünkü öyle koyuyorum ki güneşi alsın. Bunlar sonbahara doğru bu çiçekleniyor arkadaşlar. Ağustos'un sonlarına doğru başlıyor çiçekleri. Daha güzel çiçekleri böyle leoparları daha belirgin olsun diye koyuyorum güneşe doğru. Ve orada kaldığı zaman da kışın hem güneş hem soğuk onun böyle renginin morarmasını sağlıyor. Bakın böyle bir morluklar halen daha var geçtiğimiz kıştan kalma. İnanılmaz güzel bir görüntüsü oluyor. Şu anda da çok güzel bir görüntüsü var. O haliyle de ben çok beğeniyorum. Sevdiğim klasik leş kaktüsü türlerinden. Bu leş kaktüslerin de inanılmaz böyle sevenleri var. Böyle koleksiyonerleri var. Tabii ben öyle koleksiyonluk bir sevgim yok açıkçası. Hani kendimce bulduğum zaman böyle bir iki türünden ediniyorum. Hem zaten yer imkanım yok. O kadar türü koleksiyonunu yapamam. Hem de böyle kendimce bir iki çeşitini aldım işte klasik türlerden. Bakalım onları keyifli keyifli büyütmeye çalışıyorum.
Ama sizler de eğer kaktüs sukulent bakmaya yeni başlayan arkadaş varsa bu leş kaktüsün özellikle bu en klasik olan türünü çok tavsiye ederim. İlk önce bundan başlamakta fayda var. Ben de ilk bundan başladım çünkü. Çok muhteşem, kolay büyüyen bir tür. Dediğim gibi taşa at, tarlaya at, unut onu, o böyle orman olur yani. Şuralarından şöyle kırıp onu hemen kuru toprağa ekin, 15 gün su vermeyin. Anında köklenir. Muhteşem, zahmetsiz bir tür. Öyle kolay kolay ben hastalık yaşamıyorum leş kaktüslerinde. Bunlar sadece mantar olabiliyor arkadaşlar. O da nem ve rutubet olduğu için, bizim İstanbul bölgesi çok nemli, çok rutubetli olduğu için o mantarlı olan kısmını atarsınız zaten hemen kestiğiniz yerden de tekrar üremeye devam eder. Öyle çok aşırı hasta olan bir leş kaktüs türü değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi o zaman tekrar videomu diğer tarafta mı bitireyim arkadaşlar? Yakın bir zamanda da kaktüslerimle ilgili yine bir video yapacağım. Çünkü açmaya hazırlanan güzellikler var. Hatta şöyle ucundan, kıyısından sizlere göstereyim. Bu en son almış olduğum o sarı açan güzel kaktüs. Yine tomurcuğunu belirginleşti. Böyle eli kulağında akşama sabaha açar onun da çiçekleri. Evet arkadaşlar, videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Artık ben videomu burada yavaş yavaş sonlandırayım. Dediğim gibi muhteşem bir sıcak var. Doğru. Şimdi hemen videoyu kapatıp bir bardak soğuk su içeceğim. Hakikaten nefes nefese kaldım. Sadece bu güzelliğimi sizlerle bir paylaşmak istedim. Ben görünce çok mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi ilk defa açıyor. Bu da bir leş kaktüsü türü. Stapelia ailesi, pardon, Hernia ailesinden bu. O diğer gösterdiğim Stapelia ailesinden de askılı olan. Bu Hernia ailesinden. Leş kaktüsleri de kendi içlerinde inanılmaz çok türü var. Evet arkadaşlar, ne diyorum? Güzel şeyler bizi bulsun bu hayatta. Güzellikler bizimle olsun. Güzel insanlarla olsun. O zaman daha sonraki kaktüs turu videom olsun. O videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.